Osmanlı sultanlarının takısı oldu. Şimdi ise alanında Kütahya'nın markası. Türkiye'nin tek elmas işlemeciliği merkezi olan Kütahya'da bu sanat yaşatılmaya devam ediyor. Geçmişi 1500'lü yıllara kadar dayanan ve Osmanlı saraylarında sultanların kullandığı elmas yüzüklerin günümüzdeki tek temsilcisi Doğan Şapçı, atalarından gelen sanatı 8. kuşak olarak yaşatmaya devam ediyor. Babasından kalma 150 yıllık dükkanda 500 yıllık kalıpları kullanarak elmas işlemeciliği yapan Şapçı, Osmanlı döneminde Kütahya'nın bu alanda bir merkez olduğundan bahsetti. Dükkan bizim 150 yıldır babadan. Ben 8. kuşak olarak devam etmekteyim. Osmanlı kültürünü atalarımızın bize verdiği kalıplarla birlikte Osmanlı el işçiliği yapmaktayız, elmas işlemeciliği. Anadolu'nun eyalet merkezi olduğu dönemlerde Kütahya'mız merkezdi. Kütahya'nın UNESCO yaratıcı şehir ağına girmesinin ardından elmas işlemeciliği de tescillenmiş oldu. En azından emeklerimiz boşa gitmedi. Bu şekilde tekrardan UNESCO tarafından da onaylanması Kütahya'm adına ayrı bir onur verdi bana. Osmanlı'dan kalma eserler aslına uygun olarak yeniden hayat buluyor. Bu elmas takılar halkımızda orijinalleri bulunmaktaydı. Bunların kalıplarını alaraktan eskitme teknolojisiyle kendim üretimlerini yapmaktayım. Aynı zamanda TÜBİTAK onaylı teknolojim onaylanmıştır. Bu teknik ve teknolojiyle yürütmekteyim. Tamamen Osmanlı Alaturka'nın merkezi Anadolu'da olduğu için ana kalıplarımızı halkımızdan alıyoruz. Kütahya'mızın zaten Alaturka'da merkez olmasının ana sebebi. Filmlere konu olan Hürrem Sultan takıları Kütahya'dan gitti. İspatı ise Osmanlı arşivleri oldu. Sayın Vali Yardımcımız, Devrim Vali Yardımcısı bugünkü Mustafa İngenç Sayın Valimiz, yardımcımız Kütahya'daki bu Alaturkaların Hürrem'e orijinallerinin Kütahya'dan gittiğinin belgesini Osmanlı arşivlerinden çıkardılar. Bu şekilde de tescillenmiş oldu. Kütahya'da Osmanlı Sarayı'nın Sultan 3. Ahmet'e sunulan zümrüt, altın, inci, küpe ve yüzükler, yine Kütahya'da dokunan kumaşlar saray haremine verildiğine dair Başbakanlık Osmanlı arşivindeki belgedir.